İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 13 Nisan 2017 Perşembe. Bir Söz Sözü açtı programıyla da. Daha sizlerle birlikteyiz. Ben Hattaullah Arvas, İsmail Salih Sert bugün ana kumanda masasında bizlere yardımcı oluyor. Ve stüdyomda konuğum, hukukçu Mikail Hasbek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Niyetiniz geldiniz? Bu haftada buluştuk. Şimdi biz de bu programa bugün rütuşlar atacağız. Bir rıtuş yapacağız değil mi efendim? Genelde evet. bir şey yapacağız, konuşacağız. Bir bütün kompozisyon çizmeye çalışacağız. Kesinlikle Çizmesi. öyle. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı dün halka hitap ederken dedi ki... ...yani benim için tek adam diyorlar. Avrupa'da diline doladı bu meseleyi de. Avrupa'yı da kral ve kraliçeler maalesef yönetiyor. Ya kraliçenin adamı vardır iktidarda <laughs> ya da kralın efendim, onayını almış birisi vardır bana nasıl tek adam denilebilir ben nasıl tek adam olabilirim ee, dedi. Buradan bir girelim hakikaten. Yani Avrupa'da bu kadar kral, kraliçe vesaire varken bu şekilde Tayyip Bey de krallıkla, kraliçelikle, kraliçelikle değil de krallıkla, padişahlıkla, sultanlıkla ne derseniz deyin neredeyse halifelikle. Halbuki ya laik ve demokratik bir rejimde yaşıyoruz ve anayasanın ilk üç maddesi belli. Buna rağmen buna kananlar, inananlar var. Onun için bu programı yapıyoruz sizinle efendim. Söz sizin buyurun. Evet. Tek adam konusundan devam edersek eğer. Tabii. Tarih, dünya tarihi <laughs> tek adamların kırbaç sesleriyle doludur. Değil mi? Kendi ülkelerine <gülüyor> <gülüyor> tek adamlık yaparak tek <laughs> benim söylediğim geçerli olsun anlamında ve bunu hayata dökerek acı çektirmişlerdir. Savaşlara sürüklenmiştir tüm dünya. Evet. Tarih, insanlık bunları unutmayacak. Bundan sonra da unutmayacak. Bu bu yıllarda, e, 2017 yılında tek adamlık deyip de 50 yıl öncesinin, 100 yıl öncesinin tek adamlığını hatıra e, koymak, akla getirmek de e, aklı selimin ifadesi değildir. Neden evet. değildir? Bir bir devinim geçiriyoruz. Bir e, gelişme var. Nasıl bir gelişme bu? Eskinin o ağır hantal devlet yapılanmasından e, katlanılması gereken kötülük diyor bazı tarih evet. şeyler ona. Toplum bilimciler devlete. <laughs> yani o kadar hantal bir yapı yapıyorsunuz ki evet. aman Allah'ım <laughs> olmaması o kadar kötü gerçekten. Fakat varlığı da vatandaşa... Eziyet ediyor eziyet oluyor. eziyet ediyor. Yani vergisinden çok harcatıyor, kazanılandan çok harcatıyor. Bir ekip geliyor, e, trafik yolları kapatıyor vesaire vesaire. Devleti yani katlanılması gereken bu kötülüğü batılıların tarif ettiği anlamda nasıl küçültebiliriz? Bunun tabi e, çözümlerini ortaya koymuş ülkeler. Biz ne yaptık Cumhuriyet dönemi itibarıyla? eski sistem saltanat kaldırılmış oldu. Cumhur'un dediği olsun sistemine geçmiş olduk. Ama bu sisteme de geçerken çok partili demokraside sancılarımız oldu. Halkın iktidarının önüne vesayet kurumunu koymakta da herhalde dünya çapında maharetimiz var. Bunu Halkın önüne eminiz. ideolojik devleti e, maalesef, kurdu. Maalesef. Maalesef. Öyle bir şey Halkın ya. söylediği e, olamadı da daha çok o ve o hantal devlet hmm. hantal devlet aman Allah'ım e, yanlış anlaşılmasın iliğimizi kemiğimizi kuruttu. Evet. Yani onun harcamasından, onun makam şoföründen, onun vesairesinden, onun şunundan, bunundan nefes alamaz hale geldik. Yani bu kadar merkezden şey e, vatandaşın canına okuyan e, bir yapılanma haline geldi. Şimdi Türkiye'de tek adam yani bu katlanılması gereken kötülük batırların söylediği anlamda. Evet. Ne kadar küçültüyorsa devleti <laughs> o kadar daha iyi olacak. Diğer türlü eskinin e, 1945'lerin tek adamlarını hatırlatan, 1900'lerin tek adamlarını hatırlatan bir yapılanma değil bu. Bir e, farklı bir pencereden bakıyoruz. Bir örnekle açıklayayım. Şimdi bu çok önemli. O örneği unutmayın lütfen Mikail Bey. Şimdi hakikaten e, o dönemleri özellikle gösteren, e, efendim, e, o dönemin devamı halindeki siyasi demokrasimizin partileri var. Adam kendi geçmişindeki tek adamına bakarak orada o kes, kes yapıştırı yapıyor, getiriyor. Tam bugünkü e, demokrasimizin ya da halk tarafından seçilecek liderin alnını yapıştırıyor. Ha tutmuyor. Diyor ki ya bak biz tek adamlık dönemlerimizde. O partilerin o geçmişteki e, devamı. Biz geçmişte böyle 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 yapmıştık. Bunlar da bu sistemle aynı şeyi yapacaklar. Hiç alakası yok. Hiçbir alakası yok ama bence bellekleri bu şekilde zorluyorlar. Yani geçmişte biz yaptık. Şimdi bunlar yapacaklar. Özetin özeti bu efendim. Halk <laughs> evet. ne derse desin siz halka rağmen onu yönetin gibi evet. bir tavır eskinin maalesef şiarı olmuştur. Ama bugün aynı tuzaklara düşmeyeceğiz. Efendim bir örnekle ifade edeyim demiştim. Bir dönem öğretmen esastı. Ondan sonra bilgisayar, kompütür, işte İngilizce ve laboratuvar vesaire eğitimciler ondan sonra tekrar dediler ki ya bu bilgisayarı kompütürü kullanıyoruz, iPad'i vesaire ama evet. öğretmen o kadar önemli ki biz tekrar öğretmene dönüyoruz. Tabii. Öğretmenin liderliğinde, hmm. öğretmenin öncülüğünde eğitime devam etmemiz lazım. Bilgiye ulaşıyorsunuz. Bilgiye ulaşıyor. Tamam, çok kolay evet. o. Fakat onu size beni onu size benimsetecek özümsetecek adam yok. Yollarını Eskilerin değil mi? Evet. Eskilerin tabiriyle irşat yok, evet. müşit yok yani. Birisi size e, onu anlatması lazım, öğrenmeniz lazım. Siz ulaşıyorsunuz, kaba bir şekilde görüyorsunuz. Ama e, onu ne kadar algılıyorsunuz? Ne kadar özümsüyorsunuz? Ne kadar benimsiyorsunuz? Onu bilmiyorsunuz. Sadece görüyorsunuz. Evet, orada bir bilgi var. Doğru. Aynı aynı paralelle gelin yönetime koyun. Eğitimde o öğretmene dönüş Tabii. gibi bilgisayardan. Doğru. Ağır hantal devlet yapılanmasına karşı bu devletin kontrol mekanizmalarını daha çok artırıp vatandaşın işine yarayacak şekilde konumlandırmak için bunu bu devlet yapılanmasında daha mı çoklu olalım yoksa tek inisiyatif mümkünse, ya. tek inisiyatif doğru yerden evet. konumlanan, Tabii. doğru yerden start alan, milletten mührü alan Haklı. o tek kişilik inisiyatif devleti küçülttükçe manevra kabiliyetini, inisiyatif kullanmayı, vatandaşın işine ne kolay gelecekse, ne doğru gelecekse günübirlik, e, <laughs> pratik çareleri bile evet. önünü açacak şekilde... Yani bir müteşebbis, bir yatırım yapar Türkiye'de, kapı kapı dolaşır Ankara'larda. İkna etmek... Bugün git yarın gel. Bugün git yarın gel. Adamın görevi buymuş gibi, devlet memurunun görevi buymuş gibi... Kırk çeşit evrak, Evet. 40 çeşit engel... Yani atlı yarışlarda hani engel atlar ya binici. <laughs> evet, yani yatırımcı engel mi atlayacak, üretim mi yapacak? Ya bu kadar evet. bu kadar mı olur insana karşı? Şimdi e, tarz? E, o zaman şöyle bir şey geliyor. E, hani Kemal Bey dedi ya devlet memurluğu bitiyor. Devlet memurluğu biter mi? Devlet memurluğu biterse devlet memuru olmasa devleti kapatırsınız. Devlet memuru olacak. Ama devlet memuru hizmetkar şeklinde olacak vatandaş gidecek. Vatandaşın işini yapacak, gönderecek. Evet, evet. Necip Fazıl Kısa Kürek ne diyor? Hükümet dediğin çatık nasıl bir şey çatık diyor? Çatık kaş. Dediğin, Hükümet dedikleri dediğin zat. Evet, değil mi efendim? Bugün e, dert dinler, bugün mar maruzat diye böyle dizeler var. Müdür Bey dert dinler bugün, bugün maruzat. <laughs> Çatık değil mi efendim? kaş, hükümet dedikleri zaten. Buyurun efendim. Ben Beni size Allah... bu şiiri okutmak için zaten patıraş yapıyorum. Beni Allah tutmuş, kime evet. eder azat. Evet. Anlamaz yazısız, bulsuz, bulsuz dilekçe. dilekçem. Buyurun efendim. Anlamaz tarihe geçti gelecek. Ya üstad nasıl anlatıyor bu hususu ya? Hükümeti Şimdi... çatık kaş olmaktan kurtarmak için. Evet. Değerli Üstad. Evet. Hükümeti çatık evet. kaş olmaktan kurtarmak için. Onun anlık sinirlenen, anlık kızgın hale gelen, anlık veren, alan, vermeyen hı hı. bunlardan değil sistemize etmek. Tabii. Bir sisteme kavuşturduktan sonra kim gelirse gelsin Batı'da Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı kolay kolay sokaktaki vatandaşın bilmeyeceği isimlerdir. Ama sistem olarak hı. Milli Eğitimine güvenir. Sistem olarak Çevre Bakanına güvenir, Tabii. askerine güvenir. Tabii. Sistem Geçerli olduktan sonra oradaki duranın Ahmet Mehmet Hüseyin olması çok önemli değil. Hiçbir şey önemli. Bir Sistem. köprüdür o. Ama, Vatandaş ama, oradan geçecek. Ama ne yazık ki bizde bizde iyi avukat olmak için, iyi gazeteci olmak için, iyi doktor olmak için, iyi mühendis olmak için okul yetmez. Genelde piyasada iyileşiriz biz. Deriz ki Evet, okuldan mezun olduk ama hayatın içinde bir daha okuduk hukuku. Uygulamalı. Bir daha okuduk adliyeyi, Tabii bir yani. daha okuduk mahkemeyi nedir, ne değildir bu. Uygulamada hat, hukuk. gördük. Bravo. He. Ondan sonra da ne yazık ki bizim gibi geliş e, eskinin ifadesidir ama yanlış anlaşılmasın, gelişmekte olan toplumlarda sistemler değil, kişiler sürükler toplumu. Evet. Bakarsınız ki iyi bir gazeteci alıp yürür. İyi bir doktor alır yürür. Hayatın içinde piştikçe ama o hamlığını giderdikçe. Ama artık şuna geçmek zorundayız. <laughs> Batı'da mahkemede adliyede bir hakim savcı hata yapsa bile sistemin onu absorbe etme ve o yanlışı giderme şeyi vardır. Müsamaha sınırı, müsamaha, müsamaha yüzdesi fazladır. Ama biz de genelde kişi bazında kabiliyetli toplum sürükler bireyi, şey toplumu. Bunun için ne yapmamız lazım? Sistemi devlet yönetiminde de egemen kılmamız lazım. O zaman katlanılması gereken kötülük yani o çatık kaş. Evet. Çatık kaş. Olabildiğince vatandaşın azabını az bozar. Evet. Diğer türlü ben bugün kaşının üstünde gözün var demek istiyorum. Evet. Bir şey devlet memuru, bir Doğru. vali olur, bir nüfus müdürü olur ne derseniz evet, hiç değil. Hiç önemli mi? değil ya. Bunları yaşadı toplumumuz. Tabii. En basit tıkanıklığı bir küçücük medeni cesaret kullanıp açamayan bir yapılanma. Bu gidilecek evet. yol değil. Onun Sistem için sıkıntısı var. Tek adamdan evet. çok. tek adamdan <laughs> çok. Bizim devleti küçülttüğümüzü düşünmek gerekiyor. O tek kişilik hükümet, meclis dışından seçilen hükümet küçülen bir devlet yapılanmasını ama büyüyen bir hizmeti, küçülen bir masrafı ama daha çok vatandaşa sirayet eden bir yapılanmayı devlet inisiyatifi de budur zaten. Vatandaşı rahat ettirmektir. Onun için o rahat eğitim görsün, o evinde rahat otursun, kolluk kuvveti hizmet ederken bile onu rahatsız etmesin anlamında bir estetiği hayata geçirmektir günümüz devlet yapılanması. Diğer türlü yani ...gözümüzün içine baka baka... ...jandarma, polis bizi... ...çok fazla rahatsız ederek bizi koruyorsa... Evet. ...orada bile memnuniyetsizlik yaşarız. Kesinlikle. Yahu dur bakalım yani ben... ...vergimle demokratik bir... To ...toplumda özgürlük ve... ...güvenlik dengesinin... ...son derece <laughs> maksimum... ...yaşandığı bir ülkede yaşamak istiyorum... ...nefes almak istiyorum. Yani bu kadar görevimi iyi yapıyorum... ...diye gözümün içine sokarsam... ...ondan bile rahatsız oluyorum. Madem böyle... Evet. Madem böyle hani sırt pırt kimlik sorulması vardı eskiden <laughs> unuttuk 3-5 <beş> yıldır hatırlıyor <laughs> musunuz? <laughs> Doğru. Amerika'da nasılsa neredeyse kimlik sorulması evet. adetten değildir. Yani stadyum, havaalanı vesaire. Ben bir gün Van'dan Erzincan'a gidiyorum. Ee, otobüse bindik saydım 9 yerde bizi indirdiler kimliklerimize baktılar. Bu nedir dedim ya. Bak bugün bugün bile yok. Sıkı yönetim yerden. var. Tabii sıkı yönetim var memlekette. Bir yerde bakıyorlar. Yani çıkarken van'dan çıkıyorsun bakıyorlar. Erzincan'a girerken bakıyorlar. Bitti gitti ondan sonra. Ya adamı hakikaten Dokuz doğurmak işten ya. değil ya. Yani. <laughs> Çok ilginç. Evet. E o zaman şimdi biz kişiler mi sistemi mi efendim e, konuşuyoruz? Siz genelde burada sistemin üzerinde duruyorsunuz. Kişiler mutlaka kıymetlidir, değerlidir. Tecrübe önemlidir, bilgi önemlidir, kişi önemlidir. Yani sonuçta işin ucunda insan var. O işi insanlar götürecek. Elbette. Ama öyle bir sistem olacak ki o insan orada sadece bir köprü mahiyetinde olacak. Tamam geldin, müracaat ettin. Ben köprüyüm kardeşim. Sırtıma bas, yoluna devam et, dereye düşme. Ama eskiden öyle değildi işte. Mikael Çünkü Bey. mühür verdiğiniz e, <laughs> departman evet. mühürü sanki önümüzü kesmek için kullanıyor. Evet. Sanki bağışlasın seyircilerimiz Allah canımı alsın diye mührü kullanıyor. <laughs> ya arkadaş ben nefes alacağım. Evet. Ben ileri gideceğim. Ben gelişmek istiyorum. Üretmek istiyorum. <laughs> Eğitimimde daha ileri gitmek istiyorum. Toplum bu refleksleri gösterirken devlet yapılanmamız maalesef eski inadı olmaz olmaz uygun değildir münasip değildir evet bu bunlar bunlar olmayacak daha estetik daha kıvamında süreçlerin tanımlandığı görev alanlarının belirlendiği bir toplumsal yapı bir devlet yapılanması evet. refakat edecek gelişmeye doğru bu bunlar o kadar önemli ki yeni Türkiye dediğimiz isimlendirmede bu eski adetlerimizin eski problemlerimizin de aslında bizi sık boğaz ettiğini görmezden gelemeyiz Amerikan yargıcı bir yüksek mahkeme başkanı diyor ki anayasanın yüceliği onun diyor alsın harflerle falan yazılmasından değil günlük hayatın problemlerine ne kadar çare üretiyor ne kadar çare buluyor anayasanın yüceliği ondan ibarettir diyor. E, çok güzel ama bu çok güzel bir yargıç hakim e, ama bir de cüzdan vicdan arasında sıkışmışlık var öyle de kötü bir hayat şeyimiz var, tecrübemiz var. İşte onu cüzdan ile vicdan arasında sıkıştırıp bıraktırmayacaktın. Bıraktırmayacaksınız eğer madem ki yargıç diyorsak. Biraz Elbette. da oraya girelim ya. Yani. Elbette. Lütfen. yani. Çünkü hukuk Türkiye'de <laughs> sistemin en önemli ayaklarından bir tanesini oluşturuyor. Evet. O sadece yani belki de olmazsa olmazı. O olmazsa hiçbir şey olmuyor zaten. Evet. Buna rağmen biz cüzdanı ile vicdanı arasına sıkışmış o hakim savcı tipinden oldukça mesafeler aldık aslında. Tabi. Yani şu an bir noktaya kadar öğret geldik. Öğretmenlerimiz, doktorlarımız kıvamından biraz daha bir tık yukarıda o ama daha daha yeterli değil. Evet. Yeterli değil. Olması lazım. Bu da ama nasıl olacak değerli üstadım? İşte tarafsız yargı dediğimiz o başlık o kadar önemli ki. Hakim savcı kürsünün arkasında toplumun geleceğini kuruyor aslında. Evet. Sadece önündeki davayı falan Şimdi o görmüyor. Kürsünün Davaya arkasında bakmıyor. o bir de onun arkasında birisi olmayacak herhalde. Şimdi Yok, o olmayacak. kürsünün arkasında bizi izliyor mahkeme salonunu. Siz evet. de hukukçusunuz o evet. salonlara aşinasınız her gün gidip geliyorsunuz. Birisi onu dürtmeyecek. Hakim Bey, Hakim Bey, bak böyle konuş, böyle de falan. O hastalıktan kurtulduğumuzu düşünerek. Adam diyor ya, düşünerek... sen sizi buraya tıkayan irade böyle istiyor falan. Evet. evet. De arada birisi dürtüyor, evet. O çok önemli yani. O hastalıktan kurtulduğumuza bu e, şükredilen... O ideolojik bir tavır mıdır? İdeolojik Elbette. devlet diyoruz ya. Elbette, yani ideolojik tavır maalesef hukukun da kürsünün arkasını öyle bir hegemonik bir yapıyla kapladı ki evet mahvetti. Yani Türkiye'de belki de en önemli felç hukuktan geldi. Tabii. Yani ideolojik kriz, ideolojik hastalık kürsüye de sirayet edince tüm dengeler alt üst oldu zaten. Toplumun tüm o ayar mekanizmaları e, felç oldu. E, Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsündeki evet. herhalde ee, o e, vicdanlara, kalplere, beyinlere ayar veren olması gereken şey e, ayak altına aldık toplum olarak. İşte evet. bu bu tekrar nasıl ayağa kalkacak? Biraz önce ifade ettiğim gibi kürsünün arkasında, Hattaullah Bey, kürsünün arkasında hakim toplumun geleceğini kuruyor. Hangi mahkeme yargısı, hangi mahkeme kararıyla olursa olsun. Türk Milleti adına der biliyor musunuz kararlar? Evet. Kararlar Çok Türk iyiliş. Milleti adına evet. verilir. Yani bir, bir partinin adına, ideolojisinin değil, adına değil. Bir hakimin kararı gibi gözükse de, o Türk Milleti adına başlığını veren hakimin iç dünyasını da, hayata bakışını da biz inşa ederiz. Evet. Bizim adımıza hakim hukukun üstünlüğüne nereden varacaksa o dosyada, o davada. Onu kurgular. Bu davayı şu nedenle kabul ediyorum, şu nedenle reddediyorum gibi. Hak ve hukuku ne kadar estetik kovalarsak ona göre hakimin kararı şekillenir ve bu milletin geleceğe bakışı, ufku ona göre parlak olur. Bir örnek vereyim. Eskiden tahrik kısmını ağır tahrik, hafif tahrik diye ikiye ayırırdık. Evet. Mesela dövmek ağır tahriktir, sövmek hafif tahrik olarak ifade ederdik. Şimdi tahrik diyoruz. Yani Hakime şunu emanet ediyoruz, diyoruz ki, ey hakim, sen duruşmada dinledin ya, sözlülük, açıklık, aleniyet, doğrudanlık ilkelerini koyarak e duruşmada insanları dinledin, sosyal seviyelerini gördün, kavganın, problemin, husumetin kaynaklarını hissettin, tahrikin ne olduğuna sen karar ver. Bir adamın dövülmesi Bazen ağır tahriktir sosyal durumuna evet. göre bazen hafif tahriktir. Onu sen tayin et. Yani muhatap olan kişinin konumu alimse, kasapsa, manavsa hayata bakışına göre şekillenir. O küçücük bir gözle yaptığınız hakaretamiz bir e, başınızı çevirmek bile bazen bir tahrikin şeyini ele verir. Yani o adalet değerli üstadım o kadar estetiktir ki. Evet. O kadar derindir ki tarafsız yargı, işte evet. bu yeni anayasayla getirdiğimiz <laughs> tarafsız yargı bir kapı açıyor toplumun önüne. 15 Temmuz sonrası Ömer Halis Demirler'in bıraktığı yerden bir aşk, bir e, derya, bir sevgi denizinde hukukun da o vizyon ve cesaretle alması gereken nasibi alıp vatandaşına iyi hizmet götürme adına hakim savcının evet. kürsünün arkasında Türk milleti adına o mahkeme kararını bugünün şartlarında en iyi mahkeme kararını ben yazacağım. Evet efendim. bu toplum buna layıktır, bu millet buna layıktır, bu coğrafya buna layıktır diyerek o mahkeme kararını yazması gerekiyor. Peki efendim sevgili dinleyiciler hukukçu Mikail Hasbek'le devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Sevgili dinleyiciler söz söz açtı programında işte tekrar birlikteyiz. Kısa bir reklam aralığına gittik. Hukukçu Mikail Haspek konuğum. Efendim tekrar merhaba. Merhabalar. Bir nefes aldık efendim. Eyvallah. E, masanın arkasında sadece hakim olacak. Yargıç evet. olacak. Evet. Yargı tarafsız olacak. Evet. Onun arkasında dürten başka bir şey olmayacak. Bu ideoloji olabilir. Farklı bir kişi şey olabilir. olabilir. Her şey olabilir efendim. Evet. Evet. Yani böyle bir dürtü olmayacak. O dürtü sadece vicdan ve kalbine bakacak. Bilgisine, donanımına, Bilgisine donanımına bakacak. vicdanına göre de adalet tecelli edecek. Evet, evet. Mahkeme mahkeme şayet böyle çalışırsa yasama, yürütme, yargı dediğimiz kuvvetler ayrılığı öyle bir toplum hayatına sirayet eder ki adalet gerçekten mülkün temeli olur bu sefer. Ve vatandaşın yolda yürürken kafasını bulandırmayız. Vatandaş eğitimini alırken genç bir çocuk 18-20 yaşlarında kafasını bulandırmak şöyle dursun Gelecek ufkunda bir berraklık yaratırız. Adalet gerçekten bu toplumda o kadar e, muhteşem ve muhkem yürüyor ki hiçbir emeğin boşa gitmez Yapacağım her şey bir katkı ilave zenginlik olarak toplumsal hayata katılır Ben de çalışan insan olarak, Başaran insan olarak bu gelişmeden muhakkak ki nasibimi alırım. Bu ferde, bu bireye bu duyguyu verebilirsek yani, eğer evet. bu toplumun önünü hiçbir şeyle tutamazsınız, hiçbir engelle çıkaramazsınız. Evet. Gezi Parkı'yla, Beşiktaş bombasıyla, Kayseri bombasıyla toplumun önünü tutamazsınız. Bu toplumun geleceği o kadar parlak ki bizi birazcık birazcık böyle gözden kaçırdılar 2002'den sonra. Birazcık gemi azıya aldık toplum 30 milyar dolarları 100 mil, 150 milyar doları aşan ihracat hamlesiyle cevapladı. Ne zaman ki IMF'ye borcumuzu kapattık baktık ki arka arkaya geliyor artık aylık saldırılar başladı. Bir de bunu böyle görmezsek Allah Bey bütünü bir kompoze şeyle görüp değerlendirme yapmazsak günübirlik basit çıkarımlarla hata yaparız. Yeni anayasa değişikliği maddeleri bir büyük gelişmenin bir büyük bundan sonraki beyaz sayfanın da önünü açıyor. Evet efendim. Şimdi, Şimdi çok basit düşünerek şu tabii. ya 600 ya 18 yaş ya işte bütçe değil. onay böyle değil. Topluma şu anda 15 Temmuz Sözleşmesi sonrası 15 Temmuz yeniden kuruluş yemini sonrası bir istikamet veriyorsunuz. Tabii. Diyorsunuz ki yeni Türkiye 15 Temmuz şehitlerinin bıraktığı hatıraların üzerinde şöyle bina edilecek. Kürsünün arkasındaki hakim Türk evet. Milleti adına diye başladığı kararında vatandaş nasıl usul hukuku e, esasın önüne geçip hak ve hukuku yok ederiz diye karar kurmayacak. Diyecek ki vatandaşın aleyhine şöyle şöyle durumlar var ama arkadaş vatandaşın hak ve hukukunu en öne çıkarıyorum. Şunları yeniyorum şunları göz göre göre ...müsamaha ediyorum... ...çünkü burada hakkı çiğnemek istemiyorum diye... ...tarafsız bir yargının... İşte, ...inşasında... Evet, maalesef ...yüreğini ve beynini ortaya koyacak şimdiye donanımını... ...şimdiye kadar öyle bir imaj var... ...siz hukukçusunuz... Bir, 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 ...dolaşıyorsunuz... ...mutlaka size de söyleniyor... ...yani hakime güven... ...yargıca güven... ...efendime söyleyeyim mahkemeye güven... ...kararına güven... ...çok ciddi bir şekilde zedelenmiş... ...bunun tamir edilmesi lazım... ...tamir görmesi lazım... Bu hastalık hastalıklı halin tamir görmesi lazım. Mesela e, parti kapatılıyor. Bir tane savcı çıkıyor. Danıştay savcısı mıydı meşhur herhalde. Çıkar böyle gazetelerden köpürler, toplar. Efendim A gazetesi, B gazetesi. Yargıtay A, bas savcısı. Yargıtay pardon. Nereden çıktı Danıştay? Yargıtay bas savcısı çıkar. Efendim e, A, B, C işte e, önce bu gazeteler şey yapar. Manşetler atarlar. O da bu manşetleri alır efendim bir dosya haline getirir gazete küpürlerinden. Efendim ben filanca partiye kapatma davası açıyorum. Bak dosya, iddianame, iddiam var falan. Ne var abi? İşte filanca gazetenin manşeti ya. E olabilir. Gazeteci yorum yapmıştır ya da kendine göre bir ayar koymuştur ortaya. Niye göre gidiyorsun? Deliller bu mu yani falan? Bu şekilde on yıllarca partiler kapatıldı. Evet Değil mi Özgürlüklerin olmadığı yerde, isterseniz siz e, bas bas bağırın ifade hürriyeti evet. var diye. İfade hürriyeti, e, örgütlenme hürriyetiyle bir bütündür. Örgütlenme hürriyeti, yaşama hürriyetiyle bir bütündür. Demokrasi bu anlamda. Ancak bu bütün kompozisyona riayet ederseniz temel hak ve özgürlükleri taçlandırabilirsiniz. Her evet. vatandaş bu hak ve özgürlükleri rahatça kullanabilir. Yoksa beğendiğiniz tarafları öne çıkarıp beğenmediğiniz tarafları... ...mesela örgütlenme hürriyetini, mesela siyasi partiler kanununda antidemokratik yaklaşımları... ...bunları e, şey yaparsanız, e, uygulamaya kalkarsanız o zaman ifade hürriyeti derken de hakikati söylemiş olmazsınız. Türkiye'de maalesef siyasi parti kapatmaları bir e, suyumu bulandırıyorsun evet. edasıyla yapılmıştır. Tabii, tabii. Ve bugünlere geldik maalesef. Oysa ki temel hak ve özgürlükleri nasıl kullanmak istiyoruz? Bir bütün olarak demokrasinin hani sürekli ve yaygın demokrasi derdik. Sokakta yürürken Üniversitede okurken, mahkemede savunurken, metroyu, tramvayı kullanırken, hayatın bütününde çoğulculuk, yanımızdakiyle, komşumuzla ee, şey yaparak, empati yaparak, yani o demokratik toplum birbirimizi tahammül etmek değil, birbirimizle olmaktan şevk almak, birbirimizle olmaktan mutlu olmak. Ama batılı tarihçi, batılı filozof diyor ki insan insanın kurdudur. Böyle bir hayatı nasıl yaşarız biz? İnsan insanın merhemidir. İnsan insanın muhabbetidir diyor Yunus. Evet. Biz böyle bir e, yaşam temasıyla, yaşama sevinciyle hayata bakarak demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri 15 Temmuz sonrası yeni anayasayı hayata geçirirken de buradan ilham alacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşatsın. Evet geçenlerde geçenlerde. İzmir'de bir Suriyeli çocuk sanıyorum e, dövülmüş ya da bir azar işitmiş. 500 insan bir araya geliyor Suriyelilerin çadırları vesaire. Bunlar yanlış şeyler. Aynı madem Madem yani. kardeşlik hukuku evet. ya da bir bütün olarak 15 Temmuz Sözleşmesi diyoruz. Yeni Anayasayı ve 16 Nisan'ı 15 Temmuz'a kardeş kılıyoruz tarih olarak. Madem öyle, madem öyle Nisan yağmurları olmadan yazın gelişinin ne romantizmi ne bereketi olur. O kışın özellikle Anadolu'da kar e, erirken bir taraftan da yaza doğru bir hazırlıktır Nisan yağmuru. Yani sonbahar, ilkbahar, yaz, kış arada bir akrabalık kurar ve bir bütün mevsim geçişleri de bitkiyi hırpalamayacak şekildedir. Nisan yağmurları onun müjdesidir. Yaz sıcaklarının, bereketin. Şimdi İzmir'de Suriyeli çadırlara yapılan o e, ani refleks kardeşlik hukukunu yeni anayasanın bundan sonra maddelerinin uygulanacağı platformu zedeler. Nasıl Nisan yağmurlarıyla yaz bir bütün romantizmiyle, bereketiyle, bitkinin topraktan alacağı nemle, suyla bir şey kurar. Yeni anayasa maddelerinde de yargının tarafsızlığından tutun o tek kişilik hükümetin bakanlarla olan iş bölümü, meclisin bir bütün olarak yasama konusunda uzmanlaşması, bütçenin onaylanmasından tutun 18 maddenin tamamı öyle bir bütünlük arz ediyor ki temel hak ve özgürlükleri ancak bu kıvamda kullanabiliriz. 18 yaşa niye öncelik veriyoruz? 600 milletvekili niye kapı açıyoruz? Bunların hepsinde temel hak ve özgürlükleri bu toplum bu coğrafya bu medeniyet coğrafyası hatta bu İslam coğrafyası nasıl birlikte kullanır nasıl birlikte yol yürür böyle bir hamur yoğurma endişesi ve şeyimiz var gelecek ufkumuz var sanki, bu ihmal edilemez sanki cumhuriyetle beraber hani eksik kalan saç ayakları var ya onu tamir ediyoruz ufak rütuşlarla tam oturtuyoruz halkın cumhuriyeti şeklinde, O evet. ayaklar yerini buluyor, oturacak. Onun üzerinde sistem devam edecek. Bu eksiklikleri gideriyoruz. Ya da askeri darbelerle, müdahalelerle şirazesinden çıkan, yolundan çıkan efendim, demokrasimizi, siyasi demokrasimizi yine rayına, rayına oturtuyoruz gibi bir izlenim var. Ben de bu, benim yorumum ama... Siz nasıl karşılıyorsunuz? Efendim, mi? Sivas'ta evet. rahmetli dedelerimizden bir tanesi Bekir dede. Evet. Biz babaannemize çekmişiz. Kısa böyleyiz ama dedelerimiz uzunmuş Kısa Sabul değilsiniz efendim. Ne ee, uzun boylusunuz ne kısasınız. Mustafa Kemal Sivas'a gelince Atatürk evet. kongre ve o toplantılar için Kemal devleti kurtarıyor. Ben onun kapısından ayrılmayacağım diye 190'lık Bekir Adedemiz kapısında evet. nöbet tutmuş. Kadar. Cumhur evet. Cumhur diyor ki: Bu toplum, bu devlet, bu coğrafya, bu millet, bu memleket kurtulacak. Ben kurtaracağım. Yeter ki önderlerimi sahip çıkayım, önderlerime evet. e, tutunayım. Bana benzeyen, benden olan, yüreği benimle aynı şeyleri söyleyen insanlarıma bugün Tayyip'le ile ilgili, Tayyip Bey ile ilgili, sen Cumhurbaşkanı evet. ile ilgili aynı şey var. ...kapısında nöbet bekleyen... Lideriyle bütünleşme. ...nöbet bekleyen Bekir Ağa var... Tabii. ...Halis Demirlerimiz var... ...Allah e, mekanı inşallah, cennet tabii. olsun... ...şimdi... ...bu birliktelik... işte Hı. ...cumhuriyetle yarım kalan dedik ya... Evet. ...bu iştah, bu güzellik, bu heyecan... ...bu coşku elbette menzile... ...varacaktır... ...Bekir dedemizin heyecanı... ...Mustafa Kemal'e Sivas'ta o sahip çıkma heyecanı... ...belki 100 yıl sonra... ...aynı heyecan... Tayyip ile ilgili yürüyor. Toplumun kalbinde taçlanıyor. Neden? Evet. Çünkü Cumhur o kadar çok hırpalandı ve yoruldu ki. O kadar 28 Şubatlarla, 12 Eylüllerle başbakanımızı dar ağacında sallandırdın. Ya. Ey 15 Temmuz'u yapan üst akıl. Biz seni unutur muyuz ya? 60 ihtilalinde 3 tane merhametli insanı dar ağacına astın sen. 15 Temmuz'da biz köprüde boşuna beklemedik seni. O gecenin e, saat 23'e geliyordu o zaman. Tabii biz hazırlandık. Herkes görevinin başında, işin başında. Bir tweet geldi şeyde adam paylaşıyor. E, şeyler yapıyor, darbeciler yapıyor. E, bir algı oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanı Almanya'dan efendim, sığınma isteğinde bulundu. Eyvah dedik ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz bir defa şehit başvekil ve bakanlarımızı verdik. Biz seni kaptırtmayacaktık ya. Öyle bir şey olur mu? Halk olarak, millet olarak biz İnanır seni kaptırtmayacağız. kaptırtmayacaktık. İnanır mısınız? Niye bunu yaptım falan gibi içimden kızdım. Fakat bir müddet sonra havaalanına indi. Öyle bir eylemin içerisinde değil. Evet. Ama böyle bir algı oluşturulmaya çalıştık. İnanır mısınız? Ee, Hı -hı. Asker ya da terörist asker kıyafeti giymiş, çalmış evet. bunu. Evet. ...terörist ateş ediyor, yaylım ateşi. Yatıyoruz köprüde. Şöyle bir, birkaç dakika sonra... ...yerde yatarken birbirimizle konuştuğumuz şey. Tayyip Bey hayatta mı? Evet. Ondan sonra bir heyecan, bir daha kalkıyoruz, bir daha taranıyoruz. Şimdi... ...toplumun bu heyecanını ayakta tutan, dinamizmini hay ayakta tutan... İşte 16 devlet hani kurmuş Tabii. E, ve şey yapmışız diyoruz ya o görkemini ifade etmek için bir daha kalkmamızın nedeni, bir daha kalkmamızın nedeni bu toplum, bu bu coğrafya, bu dinamizm e, Anadolu e, toprağı e, ihaneti kabul etmiyor bir kere. Evet. Diyor ki arkadaş ben yüreğimin götürdüğü yere gideceğim. Yok öyle üç köfte 25. Beni o kadar kolay kolay 60'daki gibi, 80 ihtilalindeki gibi, 28 Şubat gibi, 27 Nisan gibi güya böyle masum çocuksu, ağaç sevgisi vesaire deyip Gezi Parkı gibi kandırdığınız gibi bir daha öyle kanmalar falan yok. 7 Haziran'ı bir daha rüyanızda göremeyeceksiniz diyor toplum. 1 Kasımlarla nasıl telafi ettik ama Allah korusun her zaman telafisi mümkün olmaz. 16 Nisan'da dikkatli olacağım diyor toplum. Niye evet. diyor? Niye diyor? Bu bu gidişat 16 Nisan'da evet çıktığını düşünelim ama şöyle de bir yaklaşım var. Dört duvarı ören ardından kitlemiş kapıyı bir çorba içer misin diyen yok derdi rahmetli Barış Manço. Yani dört duvarı ördüyseniz çorbanızı paylaşmak sizin 1400 yıllık geleneğinizdir. 5000 yıllık tarihinizde bunun hissiyatını alırsınız. Ama şu an bugünkü pozitivizm günlük hayatımızı özellikle o yeni neslimizi o kadar bir sarıp sarmaladı ki sanki akşam eve gidince nasıl kazandın değil de ne kazandın miktarı ne? Evet. Bu, bu pozitivizm İsterse 16 Nisan'da evet çıksın. Kapılar hayır çıkar. Buna dikkatli olmak lazım. Biraz önce Nisan yağmurlarındaki o kardeşlik hukukunu ifade ettiğim gibi 16 Nisan'da evet çıkacaksa bile evet. bu eninde sonunda pozitivizme bulaşmayan, dört duvarı kapatan çorbayı paylaşmıyorsa 16 Nisan'ın da bir anlamı olmaz. O zaman yeni Türkiye ya da 15 Temmuz Sözleşmesi'nin bundan sonra pratiğini kuruyorsak bu yeni anayasa maddeleriyle 15 Temmuz'la birlikte köprüde genel kurmayda her yerde biz varız. Bundan sonra cumhurun dediği olacak diyorsak 16 Nisan evetinden sonra bile bu toplumun kardeşlik hukuku hayata geçmeli. Pozitiv, pozitivizme bulaşan her türlü fırtına ticari hayatımızdan, günlük hayatımızdan hayata bakışımızdan şöyle bir çekip almalıyız. Yeni nesne diyebilmeliyiz ki arkadaş. Ömer Halis Demir, boşuna şehit olmadı. O 240 küsür şehidimiz, boşuna e, kara toprağa girmediler. Çanakkale'nin ruhu neyse, 15 Temmuz'un ruhu aynıdır. O zaman o ruhu ayakta tutmak için, o ruhu muhkem kılmak için o ruhu taçlandırmak için yeni Türkiye'de 150 milyar dolarlar değil 500 milyar dolar ihracatları ihracat düzeyini hedef alan inovasyon yapısını ihmal etmeyip yüksek teknoloji ürün satmaya kendini namzet gören yarının Türkiye'sinde çok iyi şeyler olacak. Benim 13 yaşındaki oğlum neden uçak gemimiz yok bizim diye hala benim belki hiç soramadığım soruları soruyor. Neden? Çünkü o 2002'den sonra bilinciyle yeni Türkiye ile barışan bir çocuk. Eskinin e, evrenli yılların, e-muhtıraların toz, tozunu, bilmiyor. kokusunu bilmiyor. Ona kapalı. Özgürce sorabiliyor. Evet. Neden uçak gemimiz yok? Evet, 16 Nisan'dan sonraki güncel sorularımızdan bir tanesi budur. 30, uçak gemimizi ne zaman ya, yapacağız? 30 yaşındaki kişi de aslında farkında değil. O evet. hazır bulmuş. Yani evet. 15 yaşında böylesi bir iktidarla e, karşılaştı. O Duble yüzden, yollar değil mi efendim? O yüzden. O yüzden bilmiyor haberi yok açıkçası. O yüzden 16 Nisan'ı hmm. sadece bir basit evetçiler ve hayırcılar bağlamında alıyorsak bu evetin ruhuna ihanettir. Biz Şöyle. biz bu toplumun, bu toprağın gerçek sahipleri. Hani çocuğun annesi gerekirse karşı tarafa verin demiş ya o çocuğu. Tabii. Biz bu toprağın gerçek aşıklarıyız. Kanadoğlu'nun sülalesinden değiliz biz. Hani 49-99 evet. hikayesi var ya... ...99'unuz da gelse diyor hani. Evet. Yani bir hukukçu... Aa, ...yakışmayan bir tabiri nasıl kullanır? Kimin adına, neyin neyin adına, hangi güç adına konuşuyor? Mühim olan o. Demin dedik ya devlet... ...halkın evrine girecek. Halkın devleti olacak. E, bu rejimle... E, ...rejim diyorum bu hükümet etme sistemiyle... ...halk söz sahibi olacak. İstemediğini getirecek istediğini, istemediğini götürecek, istediğini getirecek. Aynen öyle. Çok önemli bir sistem. Bu bakımdan çok önemli. Ve yani. çok evet. pratik bir şekilde yapacak Tabii. onu. Tek kişilik hükümet dediğimiz o inisiyatif Tabii. yasamanın da hiç içine dokunmadan işini en iyi yapan ehliyet ve liyakat yarışında en öne geçmiş pratiğini uygulamasını iyi bilen insanlardan bakanlar kurulu oluşturacak. Tabii. Ve bu pratik gelenek sistem olarak oturacak. Evet. Bütçesiyle ee, dış işleriyle, eğitimiyle, ulaştırmasıyla Tabii. pratik bir devlet geleneği oluşturacağız. Çabuk yapılan, evet. çabuk karar alan, iş üreten, e, rahmetli Özal'ın tabiriyle iş bitiren Tabii. yıllarca, on yıl, yirmi yıl... Seçilip seçilmeme korkusu da yok. Vekil de değil, bakan da ha. değil. Yani vekile de bir hesap vereceği yoktur. Adam bir an önce ben bu işimi yapayım, başarayım, başarılı olayım. Buraya gelirken, evet. değerli üstadım, bir Radyonuzun, televizyonunuzun önüne e, kapıdan gireceğim bir kamyon arkaya doğru bir çıktı ama yoldaki trafik böyle tıkandı. Baktım şöyle 55-60-65 <laughs> yaşlarında yaşlı bir amca %99'da eğitimsiz bir amca. Şimdi e, toplumsal mekanizmalar neden bu kadar hayatımızı aksatıyor bir kamyon, bir trafiğe? Ee, yani bir mandanın gül bahçesine girmesi anlatılır ya Tabii. efendim toplum niye bu kadar siyasetle fazla renklenir de siyaset konuşur da trafiği kullanırken daha böyle e, toplumsal ahengi bozmayacak şekilde kullanmaya dikkat etmez çünkü kurallar bütünü bizde çok öne çıkmaz da siyaset akşam çaylarımızın politika. sabah kahvaltılarımızın politika vazgeçilmezi ya arkadaş bu devlet dediğin şey devlet dediğin şey Vatandaşın işini kolaylaştırmaktan öte, evet. trafiğini kolaylaştırmaktan öte hı hı. çok fazla bir anlam taşımaz. Kesinlikle. Gelin şunu küçültelim, tek kişilik hükümet şu inisiyatifle yolda yürüsün, hı hı. vatandaş en pratik çözümlerle günlük hayatını daha rahat yaşasın. Vay. Efendim çok teşekkür ederiz. Hukukçu Mikail Hasbeyke, bugün de programımızın sonuna geldik. Buluşmak ümidiyle alas vardı.